Yazık, eyvahlar olsun. Saadetimiz olan meşrutiyeti meşrua, bir menba hayat-ı içtimaiyemiz ve İslamiyete uygun olan marif-i cedîliye millet nihayet derecede müştak ve susamış olduğu halde, bu hadisede ifratperver olanlar, meşrutiyete garazlar karıştırmakla ve fikren münevver olanlar da dinsizce harekât-ı laubaliyane ile milletin rağbetine karşı maalesef set çektiler. Bu setti çekenler ref etmelidirler. Vatan namına rica olunur. Ey paşalar, zabitler! Bu 11,5 cinayetin şahitleri binlerle adamdır. Belki bazılarına İstanbul'un yarısı şahittir. Bu 11,5 cinayetin cezasına rıza ile beraber 11,5 sualime de cevap isterim. İşte bu seyyiatıma bedel bir hasenem de var, söyleyeceğim. Herkesin şevkini kıran ve neşesini kaçıran ve arazlar ve taraftarlıklar hissini uyandıran ve sebebi tefrika olan ırkçılık, cemiyat-ı akvamiye teşkiline sebebiyet veren ve ismi meşrutiyet ve manası istibdat olan ve İttihat ve Terakki ismini de lekedar eden buradaki şube-i müstebidaneye muhalefet ettim. Herkesin bir fikri var. İşte sulh-u umumi, aff-u umumi ve ref-i imtiyaz lazım. Ta ki biri bir imtiyaz ile başkasına haşarat nazarıyla bakmakla nifak çıkmasın, fahrolmasın derim. Biz ki hakiki Müslümanız, aldanırız fakat aldatmayız. Bir hayat için yalana tenezzül etmeyiz. Zira biliyoruz ki innemel hiletu fi terkil hiyel. Fakat meşru, hakiki meşrutiyetin müsemmasına ahdü peyman ettiğimden, istibdat ne şekilde olursa olsun, meşrutiyet libası giysin ve ismini taksın, rast gelsem sille vuracağım. Fikrimce meşrutiyetin düşmanı, meşrutiyeti gaddar, çirkin ve hilaf-ı şeriat göstermekle, meşveretin de düşmanlarını çok edenlerdir. Tebettül-i esma ile hakaik tebettül etmez. En büyük hata, insan kendini hatasız zannetmek olduğundan, hatamı itiraf ederim ki, nâsın nasihatını kabul etmeden, nâsa nasihatı kabul ettirmek istedim. Nefsimi irşad etmeden, başkasının irşadına çalıştığımdan, emri bil marufu tesirsiz etmekle tenzil ettim. Hem de tecrübe ile sabittir ki, ceza bir kusurun neticesidir. Fakat bazen o kusur, işlenmemiş başka kusurun suretinde kendini gösterir. O adam masum iken cezaya müstehak olur. Allah musibet verir, hapse atar, adalet eder. Fakat hakim ona ceza verir, zulmeder. Ey ulul emir! Bir haysiyetim vardı, onunla İslamiyet milliyetine hizmet edecektim, kırdınız. Kendi kendine olmuş, istemediğim bir şöhret-i kazibem vardı, onunla avama nasihatı tesir ettiriyordum, maal memnuniye mahvettiniz. Şimdi usandığım bir hayat-ı zayıfem var, kahrolayım eğer idama esirger isem, mert olmayayım eğer ölmeye gülmekle gitmezsem, sureten mahkumiyetim, vicdanen mahkumiyetinizi intaç edecektir. Bu hal bana zarar değil, belki şandır, fakat millete zarar ettiniz. Zira nasihatımdaki tesiri kırdınız. Saniyen, kendinize zarardır. Zira hasmınızın elinde bir hücceti katıa olurum. Beni mihenk taşına vurdunuz. Acaba fırkayı halise dediğiniz adamlar böyle mihenge vurulsalar, kaç tanesi sağlam çıkacaktır? Eğer meşrutiyet bir fırkanın istibdadından ibaret ise ve hilaf-ı şeriat hareket ise, فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ اَنِّي مُرْتَجِعٌ Haşiye, yani bütün dünya, cin ve ins şahit olsun ki ben mürteciyim. Zira yalanlarla ittihat yalandır ve ifsadat üzerine müesses olan ismi meşrutiyet fasittir. Müsemmâ-i meşrutiyet, hak, sıdk ve imtiyazsızlık üzerine beka bulacaktır. 31 Mart hadisesi denilen o saika ve müthiş fırtına, esbab-ı adide tahtında öyle bir istidad-ı tabiiyi müheyya etmişti ki, neticesi hercümerç olduğu halde, minindillah, ehli kıyamın lisanına daima mucizesini gösteren ismi şeriat geldi, o fırtınayı gayet hafif geçirdiğinden, Nisan'ın nısfından sonraki gazeteleri, indallah mahkum ediyor.
Zira o hadiseye sebebiyet veren 7 mesele ve onunla beraber 7 hal nazar-ı mütalaya alınsa hakikat tezahür eder. Onlar da bunlardır. 1. %90'ı ittihat ve terakkinin aleyhinde hem onların tahakkümü ve istibdadı aleyhinde bir hareket idi. 2. Fırkaların meydanı münakaşatı olan vükelâ-i tebdil idi. 3. Sultan-ı mazlumu sukut-u musammemden kurtarmaktı. 4. Hissiyat-ı askeriyenin ve adab-ı dindaranelerinin muhalif telkinatının önüne set çekmekti. 5. Pek çok büyütülen Hasan Fehmi Bey'in katilini meydana çıkarmaktı. 6. Kadro haricine çıkanları ve alay zabitlerini mağdur etmemekti. 7. Hürriyeti sefahete şumulünü men ve adab-ı şeriatla tahdit ve avamın siyaset-i şer'i bildikleri yalnız kısas ve katiyet haddini icra idi. Fakat zemin bataklık ve dam, tuzak ve plan serilmişti. Mukaddes olan itaat-ı askeriye feda edildi. Üssül esas esbab, fırkaların taraftarane ve garazkarane münakaşatı ve gazetelerin belagat yerine mübalagat ve yalan ve ifrat perverane keşmakeşleriydi. Bu metalib-i seb'ada nasıl ki 7 renk çevrilse yalnız beyaz görünür, bunda da yalnız ziya-i şeriat-ı beyza tecelli etti, fesadın önüne set çekti. Bütün kuvvetimle derim ki, terakkimiz ancak milliyetimiz olan İslamiyet'in terakkisiyle ve hakaik-i şeriatın tecellisiyledir. Yoksa yürüyüşünü terk etti, başkasının da yürüyüşünü öğrenmedi olan darb-ı mesele masadak olacağız. Evet, hem şan-ı şerefi millet-i İslamiye, hem sevab-ı ahiret, hem hamiyet-i milliye, hem hamiyet-i İslamiye, hem hubb-u vatan, hem hubb-u din ile mütehassıs olmalıyız. Ey paşalar, zabitler! Cinayetlerime ceza ve şimdi suallerime de cevap isterim. İslamiyet ise insaniyeti kübra ve şeriat ise medeniyeti fuzla, en faziletli medeniyet olduğundan, âlem-i İslamiyet, Medine-i Fazıla-i Eflatuniyye olmaya sezadır. Birinci sual. Haşiye, bu sualler 40-50 masum mahpusun tahliyesine sebep oldu. Gazetelerin aldatmaları ile meşru bilerek buradaki görenek ve adata binaen cereyan-ı umumiye kapılan saftillerin cezası nedir? İkinci sual. Bir insan yılan suretine girse yahut bir veli haydut kıyafetine girse veyahut meşrutiyet istibdat şekline girse ona taarruz edenlerin cezası nedir? Belki hakikaten onlar yılandırlar, haydutturlar ve istibdattırlar. Üçüncü sual, acaba müstebit yalnız bir şahıs mı olur? Müteaddi şahıslar müstebit olmaz mı? Bence kuvvet kanunda olmalı. Yoksa istibdat münkasim olmuş olur ve komitecilikle tam şiddetlenir. Dördüncü sual, bir masumu idam etmek mi, yoksa 10 caniyi affetmek mi daha zarardır? Beşinci sual, maddi tazikler ehli meslek ve fikre galebe etmediği gibi daha ziyade nifak ve tefrika vermez mi? Altıncı sual, bir madeni hayat-ı içtimaiyemiz olan ittihad-ı millet refi imtiyazdan başka ne ile olur? Yedinci sual, müsavatı ihlal ve yalnız bazılara tahsis ve haklarında kanunu tamamiyle tatbik etmek zahiren adalet iken bir cihette acaba müsavatsızlıkla zulüm ve garaz olmaz mı? Hem de tebriye ve tahliye ile masumiyetleri tebeyyün eden ekseri mahpusinin belki %80'i masum iken acaba ekseriyet noktayı nazarında bu hal hüküm ferma olsa garaz ve fikri intikam olmaz mı? Divan-ı harbe diyeceğim yok. İhbar edenler düşünsünler. Sekizinci sual, bir fırka kendisine bir imtiyaz taksa, herkesin en hassas noktayı asabiyesine daima dokundura dokundura, zorla herkesi meşrutiyete muhalif gibi gösterse ve herkes de onların kendilerine taktığı ismi meşrutiyet altında olan muannit istibdada ilişmiş ise, acaba kabahat kimdedir? Dokuzuncu sual,
Acaba bahçıvan bir bahçenin kapısını açsa, herkese ibahe etse, sonra da zayiat vuku bulsa, kabahat kimdedir? 10. sual: Fikir ve söz hürriyeti verilse, sonra da muahize olunsa, acaba biçare milleti ateşe atmak için bir plan olmaz mı? Böyle olmasaydı, başka bahaneyle mevki-i tatbike konulacağı hayale gelmez miydi? 11. sual: Herkes meşrutiyete yemin ediyor. Halbuki ya müsemmay meşrutiyete kendi muhalif veya muhalefet edenlere karşı sükût etse, acaba kefareti yemin vermek lazım gelmez mi? Ve millet yalancı olmaz mı? Ve masum olan efkâr-ı umumiye, yalancı, bunak ve gayr-i mümeyyiz addolunmaz mı? Elhasıl, şedid bir istibdat ve tahakküm, cehalet cihetiyle şimdi hüküm fermadır. Güya istibdat ve hafiyelik, tenasuh etmiş ve maksat da Sultan Abdülhamid'den istirdad-ı hürriyet değilmiş, belki hafif ve az istibdadı şiddetli ve kesretli yapmakmış. Yarım sual: Nazik ve zayıf bir vücut ki, sivrisineklerin ve arıların ısırmasına tahammül edemediği için, gayet telaş ve zahmetle onları def'e çalışırken, biri çıksa dese ki, maksadı sivrisinekleri, arıları def etmek değil, belki büyük arslanı ikaz edip kendine musallat etmek ister. Acaba böyle demekle hangi ahmağı kandıracaktır? Sualin diğer yarısı çıkmaya izin yoktur. Ey paşalar, zabitler! Bütün kuvvetimle derim ki, gazetelerde neşrettiğim umum makalatımdaki umum hakaikte nihayet derecede musırrım. Şayet zamanı mazi canibinden, asr-ı saadet mahkemesinden adaletname-i şeriatla davet olunsam, neşrettiğim hakaiki aynen ibraz edeceğim. Olsa olsa, o zamanın ilcaatının modasına göre bir libas giydireceğim. Şayet müstakbel tarafından, 300 sene sonraki tenkidat-ı ukala mahkemesinden tarih celpnamesiyle celp olunsam, yine bu hakikatları tevessü ve inbisat ile çatlayan bazı yerlerini yamalamakla beraber taze olarak orada da göstereceğim. Demek hakikat tahavül etmez. Hakikat haktır. El-hakku ya'lu ve la yu'la aleyh. Millet uyanmış, mugalata ve cerbeze ile ifal olunsa, devam etmeyecektir. Hakikat telakki olunan hayalin ömrü kısadır. Feveran eden efkâr-ı umumiye ile o aldatmalar ve mugalatalar dağılacak ve hakikat meydana çıkacaktır inşallah. Sizin işkenceli hapishanenizin hali, zaman müthiş, mekan muvahhiş, mahbusin mütevahhiş, gazeteler mürcif, efkâr müşevveş, kalpler hazin, vicdanlar müteessir ve me'yus, bidayeti halde memurlar şematetli, nöbetçiler müziç olmakla beraber, vicdanım beni tazip etmediği için o hal bana eğlence gibiydi. Musibetlerin tenevvü, musikinin namelerinin tenevvü gibi bana geliyordu. Hem de geçen sene tımarhanede tahsil ettiğim dersi, şimdi bu mektepte itmam ettim. Musibet zamanının uzunluğundan, uzun dersler gördüm. Dünyanın ruhani lezzeti olan hüznü masumane ve mazlumaneden zayıfe şefkat ve gadre şiddeti nefret dersini aldım. Ümidim kavidir ki, çok masumların kalplerinden harareti hüzün ile tabahhur eden ay, vay ve ahlar rahmetli bir bulut teşkil edecektir. Ve âlem-i İslam'daki yeni yeni İslam devletlerinin teşekkülleriyle o rahmetli bulut teşekküle başlamıştır. Eğer medeniyet, böyle haysiyet kırıcı tecavüzlere ve nifak verici iftiralara ve insafsızcasına intikam fikirlerine ve şeytancasına mugalatalara ve diyanette laubalicesine hareketlere müsait bir zemin ise, herkes şahit olsun ki, o saadet saray medeniyet tesmiye olunan böyle mahalli ağraza bedel, vilayat-ı şarkıyenin hürriyet-i mutlakanın meydanı olan yüksek dağlarındaki bedeviyet ve vahşet çadırlarını tercih ediyorum. Zira bu mimsiz medeniyette görmediğim hürriyet-i fikir ve serbestliği kelam ve hüsnü niyet ve selameti kalp, Şarki Anadolu'nun dağlarında
tam manasıyla hüküm fermadır. Bildiğime göre edipler edepli olurlar. Edepsiz bazı gazeteleri naşiri ağraz görüyorum. Eğer edep böyleyse ve efkâr-ı umumiye böyle karma karışık olsa, şahit olunuz ki böyle edebiyattan vazgeçtim. Bunda da dahil değilim. Vatanımın yüksek dağlarında, yani Başit başındaki ecram ve elvah-ı âlemi gazetelere bedel mütala edeceğim. Muarradır fezai feyzimiz şeyni temennadan, bize dadı ezeldir zirden baladan istina, çekildik neşve-i ümitten, tuğlu emellerden, öyle mecnunuz ki ettik vuslat-ı leyladan istina. Tenbih. Medeniyetten istifam sizi düşündürecek. Evet, böyle istibdat ve sefahete ve zilletle memzuç medeniyete bedeviyeti tercih ediyorum. Bu medeniyet, eşhası fakir ve sefih ve ahlaksız eder. Fakat hakiki medeniyet, nev'i insanın terakki ve tekemmülüne ve mahiyet-i nev'iyyesinin kuvveden fiile çıkmasına hizmet ettiğinden, bu noktayı nazardan medeniyeti istemek, insaniyeti istemektir. Hem de manâ-i meşrutiyete iptila ve muhabbetimin sebebi şudur ki, Asya'nın ve âlem-i İslam'ın istikballe terakkisinin birinci kapısı, meşrutiyet-i meşru'a ve şeriat dairesindeki hürriyettir. Ve talih ve taht ve baht-ı İslam'ın anahtarı da meşrutiyetteki şura'dır. Zira şimdiye kadar 370 milyon İslam, ecanibin istibdad-ı manevisi altında eziliyordu. Şimdi hakimiyet-i İslamiye, âlemde bahusus bundan sonra Asya'da hüküm ferma olduğu halde, her bir ferdi Müslüman, hakimiyetin bir cüz-ü hakikisine malik olur. Ve hürriyet, 370 milyon İslam'ı esaretten halas etmeye bir çare-i yeganedir. Farz-ı muhal olarak burada 20 milyon nüfus, tesis-i hürriyette çok zarar dide olsalar da, feda olsunlar. 20'yi verir, 300'ü alırız. Yazık, eyvahlar olsun! Bizdeki unsurlar, ırklar, hava gibi muhtelittir, su gibi memzuç olmamışlar. İnşallah, elektrik-i hakaik-i İslamiyetle imtizac ederek, ziyâ-i ma'arif-i İslamiye hararetiyle kuvvet tevlid ederek, bir mizac-ı mutedile-i adalet vücuda gelecektir. Yaşasın meşrutiyet-i meşru'a! Sağ olsun hakikat-ı şeriatın terbiyesinden tam ders alan neyyir-i hürriyet! İstibdadın garib-ü zamanı, meşrutiyetin bedi-ü zamanı, şimdikinin de bid'at-ü zamanı Said Nursi.